Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf 1. ünitesi olan Modern Atom Teorisi'nin ilk videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu ünite içerisinde atomun kuantum modeli var, kuantum teorisi var. Bohr atom modelinden başlayarak Bohr'un eksiklikleri ve oradan kuantum atom modeline geçiş var. Ancak atomun yapısı ile ilgili daha önceki çalışmaları da bilmek ve süreci açıklamak kuantum atom teorisini anlayabilmek için de çok önemli. Kaldı ki diğer atom teorileri 9. sınıf konularına da dahil. Dolayısıyla biz burada atom kavramının ilk çıkışından itibaren kuantuma nasıl bir geçiş olmuş? İlk 3 videoda bunlardan bahsedeceğiz. Sonraki videolarımızda da kuantum atom teorisiyle devam ediyor olacağız. Dolayısıyla burada atomun yapısı ile ilgili yapılan çalışmaları ve atomun yapısının tarihsel gelişimi hakkında fikir edineceksiniz. Atom kavramının ilk karşımıza çıkışı M.Ö. yüzyıllara dayanıyor ve 5. yüzyılda Yunanlı filozof Demokritos bütün maddelerin atom adı verilen ve bölünemeyen taneciklerden oluştuğunu öne sürüyor. Ancak bu dönemde Aristo'nun dört element kavramı da var. Dolayısıyla Aristo gibi pek çok çağdaşı tarafından atom kavramı kabul edilmiyor, kabul görmüyor. Ancak yüzyıllar sonra ya da yüzyıllar içerisinde atomun yapısının açıklanması için de birçok çalışma yapılıyor. Ve atomun yapısıyla ilgili çalışmalar yaklaşık 2000 süre için arkadaşlar, 2000 yıl süreyle düşünceye dayanıyor. Ve bir atom teorisinin, bir atom kuramının ilk defa önerilmesi 1800'lü yıllara geliyor ve Dalton, İngiliz kimyacı ve öğretmen olan Dalton bir atom teorisi ortaya koyuyor. Ve Dalton atom teorisine göre elementler atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşuyor. Yani atomdan daha küçük tanecikler yok, en küçük tanecik atomdur diyor Dalton. O nedenle şurada gördüğünüz Dalton'un atom modelidir. Yekpare bir parçadır. Hatta bu modele Berk küre modeli de denilebilir. Bölünemediği için, en küçük tanecik olarak kabul edildiği için. Sonra diyor ki Dalton, bir elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri özdeştir. Bir elementin atomları diğer elementlerin atomlarından kütle ve diğer özellikleri bakımından farklıdır. Kimyasal tepkimeler yalnızca atomların ayrılması ve birbirleriyle birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bir diğer görüşü atom modelinde yer alan kimyasal tepkimelerde bir element atomu diğer bir element atomuna dönüşemez, parçalanamaz ve yok olamaz. Bir diğer söylediği şey de bir elementin atomları diğer elementin atomları ile birleşerek bileşikleri oluşturur. Ve bileşik oluşurken atomlar tam sayılı olarak birleşirler. Şimdi bunları incelediğimizde öncelikle günümüzde hangilerinin geçerliliğini yitirdiğini söyleyecek olursak birinci maddede atomların bölünemez olduğunu söylüyor ve en küçük tanecik olduğunu söylüyor. Ancak biz bugün atomun parçalanabildiğini biliyoruz. Radyoaktif tepkimelerde ve atomdan daha küçük taneciklerin olduğunu, temel tanecikler proton, nötron ve elektron olduğunu biliyoruz. İkincisi, bir elementin bütün atomlarının özdeş olduğunu söylemiş ancak izotop atomlar var. Dolayısıyla bu da zaman içerisinde geçerliliğini yitiriyor. İzotop atomlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan taneciklerdir ve aynı elemente aittirler. Dolayısıyla bir atomun, bir elementin tüm atomları özdeş değil. Bunun dışında dördüncü maddede aslında kimyasal tepkimeleri açıklıyor. Doğrudur. Beşinci maddede söylediği bir elementin atomu başka bir element atomuna dönüşemez ve yok olamaz dediği aslında kütlenin korunumu kanununu açıklayan bir görüşüdür. Çünkü eğer kimyasal tepkimeler sırasında bir element başka bir element atomuna dönüşemiyor ya da yok olamıyorsa atom sayısı ve türü korunur, dolayısıyla kütle korunur, bunu açıklarız. Altıncı maddede elementler bileşikleri oluştururken tam sayılı olarak birleşirler derken sabit oranlar kanununu açıklıyor. Yani burada her söylediği, atomun yapısıyla ilgili söylediği her şey aslında geçerliliğini yitirmiyor. Hala günümüzde kullandığımız bazı kanunları da açıklamak için yeterli bir teori. Yıllar içerisinde atomla ilgili yapılan çalışmalar maddenin elektrikle olan ilişkisine dayanıyor öncelikle ve 1830'lu yıllara geldiğimizde Faraday'ın elektroliz deneyleri var. Şimdi elektroliz 12. sınıfta daha detaylı işleyeceksiniz ama basitçe bileşiklerin elementlerine ayrıştırılmasında kullanılan bir yöntem. Örneğin
suya biz elektrik enerjisini verirsek, bu elektroliz demektir, suyu hidrojen gazına ve oksijen gazına ayrıştırabiliyoruz günümüzde. İşte Faraday da bileşikleri ayrıştırmak için elektroliz deneyleri yapıyor ve şunu görüyor. Burada suyun kendi kimyasal özellikleri vardır. H2 ve O2'nin de özellikleri vardır ve bunlar birbirinden farklıdır. Faraday da buna dikkat çekiyor. Diyor ki elektrik taneciklerden oluşur. Biz bugün bunların elektron olduğunu biliyoruz. O zaman bilinmiyordu ama taneciklerden oluştuğu biliniyordu. Özellikleri bilinmiyordu. Ve elektrik maddenin yapısını değiştiriyorsa bu taneciklerden atomun yapısında da bulunması gerekir diyor Faraday. Ve elektroliz deneyleriyle aslında iki nokta karşımıza çıkıyor. Birincisi atomun bölünmez olduğu fikri geçerliliğini yitiriyor. Görüşü geçerliliğini yitiriyor. İkincisi sevgili arkadaşlar, demişti ya, elektrik taneciklerden oluşur, bu taneciklerden atomun yapısında da olması gerekir. Bu taneciklerin atomun yapısında da olması gerektiğinden yola çıkarak atomun yapısında atomdan daha küçük ya da atomu oluşturan daha küçük taneciklerin olduğu fikri belirleniyor. Atomu oluşturan daha küçük taneciklerin olduğu belirleniyor diyoruz. Biz bugün bunların temel tanecikler olan proton, nötron ve elektron olduğunu da biliyoruz. Ancak bu görüş Faraday'ın elektroliz kanunlarıyla ya da elektroliz deneyleriyle ortaya konmuş oluyor arkadaşlar. 1870'lere geldiğimizde aslında elektronların keşfi. Atomun yapısıyla ilgili çalışmalarda ilk keşfedilen atom altı taneciğimiz elektron arkadaşlar ve bunun varlığına dair ilk kanıt İngiliz fizikçi William Crookes tarafından bulunuyor. Yaptığı deneysel çalışmalarla atomun yapısında negatif yüklü kütlesi olan taneciklerin olduğu belirleniyor. Tanecikler var. Yani yapılan çalışmalarda ilk belirlenen taneciğimiz bizim elektron. Crookes bunun negatif yüklü ve kütlesi olan tanecikler olduğunu söylüyor. Hatta 1891'de bu taneciklere elektron adının verilmesi öneriliyor ve kabul ediliyor. Yani ilk bulunan taneciğimiz bizim elektron. Elektronların varlığı ve negatif yüklü tanecikler olduğu belirlendikten sonra yükü ve kütlesi nedir? Bununla ilgili çalışmalar yapılmaya başlanıyor. 1897 yılına geldiğimizde J.J. Thomson, ki bu Thomson atom teorisini ortaya koyan Thomson, deneysel çalışmalar yapıyor ve elektronların yük bölü kütle oranını belirliyor. Ve diyor ki aynı zamanda elektronlar atomlardan çok daha hafif negatif yüklü tanecikler olduğunu söylüyor ve atomun yapısıyla ya da elektronlarla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda da kendi atom teorisini, yani Thomson atom teorisini ortaya koyuyor. Bakalım neler söylemiş, onu inceleyelim şimdi. Thomson 1904 yılında teorisini açıklıyor ve Thomson atom teorisine göre atomdaki pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşittir. Atomun nötral yapısından yola çıkıyor. Negatif yüklü taneciklerimiz zaten bizim elektronlar, ki elektronların yük bölü kütle oranını bulmuştu. Atom nötral olduğuna göre bu eksi yükleri dengeleyecek artı yüklerin de olması gerektiğini söylüyor. Ve bu atomların nötr olduğundan yola çıkarak bunu söylüyor. İkincisi, henüz protonlar o dönemde bulunamamış pozitif yüklü tanecikler. O nedenle Thomson atomun kendisinin pozitif yüklü bir küre olduğunu ve elektronların bu pozitif yüklü küre içerisinde gömülmüş halde hareketsiz, homojen dağıldıklarını söylüyor. Bakınız şu Thomson atom modelidir. Buna aynı zamanda çok yaygın olarak bilirsiniz üzümlü kek modeli de denir. Ve Thomson atom modeline göre şu gördüğünüz atom pozitif yüklü bir küre ve bu küre içerisinde şurada gördüğünüz negatif yüklü elektronlar homojen dağılmış ve gömülmüş halde bulunuyor.
Örneğin günümüzde diyelim ki bu atom teorisi geçerli olsaydı, biz helyumun proton sayısının ve elektron sayısının 2 olduğunu biliyoruz ya, şöyle gösterirdik. Böyle elimizde artı 2 yüklü bir küre olurdu. Her yere dağılmış bu yük ve 2 elektron da buna gömülmüş halde, homojen dağılmış halde olurdu. Bu Thomson atom teorisidir. Bundan sonra yapılan çalışmalar bu teorinin geçerliliğini yitirmesine sebep olacak. Biz de bunları incelemeye devam edeceğiz şimdi. Thomson'dan sonra 1908 yılında arkadaşlar Amerikalı bilim insanı Millikan bir deney çalışması yapıyor. Ve yaptığı bu deney çalışmasında Thomson'un deneylerinden elde ettiği verileri de kullanarak elektronların yükünü ve kütlesini belirliyor. Hatta bu yük ve kütle değerleri bugün bizim de kullandığımız yük ve kütle değerleridir. Ve çalışmalar, atomun yapısıyla ilgili çalışmalar bu süreçte devam ediyor. Bu videoda atomun yapısıyla ilgili çalışmalardan, Dalton ve Thomson atom teorilerinden, modellerinden bahsettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.